Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisinde kesilen ağaçlar Şanlıurfa'da tepkilere neden oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek olan Türkiye genelindeki ağaçlandırma seferberliğine sayılı günler kala Şanlıurfa Ceylanpınar'da böyle bir katliamın yaşanması kabul edilemez bir tutumdur. Özellikle bu mahallede yaşayan mahalle sakinlerimiz bu ağaçlar sayesinde adeta bir can simidi kazanıyorlardı. Bugün sizler de görüyorsunuz inşallah bir orman katledilmiş durumda. En az yaş ortalaması en az 12 olan ağaçlarımızın katledilmesi kabul edilemez. Çevre ve Orman Derneği Genel Başkanı Rıdvan Söylemes'in açıklamasından sonra bir tepki de Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz'dan geldi. Ceylanpınar ilçemize Büyükşehir Belediye'mizin bir arazisi var. Altı dönümün bir arazide gördüğünüz gibi bu gördüğünüz fotoğraftaki ağaçların hepsi katledilip GES bir özel sektörün GES firmasına peşkeş çekilmiş. Gösterilen bu tepkilerden sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü'nden yanıt gecikmedi. Ağaç kesim iddialarını reddetmeyen Şuski, arsanın 10 dönümünde çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan GES projesi yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi. İddiaya konu olan saha 503-1 ada parsel olup, bir arazide Şuski'ye ait atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. 223 dönümlük söz konusu tesisin yaklaşık 10 dönümünde çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan GES projesi yapılmıştır. Elektronik ihaleyle ihale edilmiştir. 4 istekli katılım sağlamıştır. En düşük teklif veren firmada kalmıştır. Söz konusu GES alanı içinde 36 adet ağacın bir kısmı kurumuştu. Ağaçların kaldırılması için Şanlıurfa Orman İşletme Şefliği'nden izin alınmıştır. Bu sahaya kurulan GES KDV dahil 3.165.786 TL'lik yatırım olup, yıllık yaklaşık 1 milyon TL kazanç müdürlüğümüze sağlayacaktır. Sağlanan bu gelirle Urfalı hemşehrilerimize içme ve kullanma suyu temin edilmektedir. Kaldırılan ağaçlara karşın alan geneline 11 Kasım 2020'de 400 ağaç fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir. Ve santralin üretmiş olduğu elektrikle önlemiş olduğu karbondioksit salınımı sayesinde yıllık 20 bine eşdeğer ağacı koruma altına almıştır.